kişiler de bizim yaklaşımımızda önce hastalığın ne olduğunu anlaşılması lazım. Eğer yumurtlama eksikliği bu hormonal bozukluktansa, onun sebebini bulduktan sonra neler yapılmasını şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, kadınlar çok şişmansa, yani obezlerse, bunlara biz vücut kitle indeksi diyoruz. Özellikle 23'ün üzerindeyse, onlara kilo kaybedilmesini bir planlı şekilde sağlık veriyoruz ve bunu planlıyoruz. Çünkü bu kilo düştükçe yumurtalık içinde düzensiz olarak artmış olan östrojen, androjen hormonları normal hale geliyor. Diğer taraftan da vücutta, kanda şekeri regüle eden insülin denilen hormona karşı bir çeşit rezistans ortadan kalkıyor. Böylece bazen kadınların bir kısmı sırf kilo kaybıyla hayat şartı değişiklikte yumurtlamaya başlayıp çocuk elde edebiliyorlar. Diğer taraftan eğer yumurtlama bu şekilde sağlanamazsa ağızdan alınan ve veya injeksiyon şekilde yapılan destekleyici ilaçlarla yumurtlama sağlanabilir. Burada en önemli olay, yumurtlamayı sağlayan ilaçlar verildiğinde yumurtalıkların bu ilaçlara çok hassas olmasıdır. Eğer yumurtlama ilaçları belli miktarın üzerinde verilirse, yumurtalar çok hassas olduğundan çok fazla yumurta geliştirirler ve yumurta çok fazla olduğundan dolayı da kadınlar hassas olan yumurtalıkları dolayısıyla hastalanabilmektedir. Buna yumurtalığa bağlı çok fazla cevap denmektedir veya OHSS denmektedir. Onun için bu tedavilerde çok dikkatli olarak ilaç dozlarının ayarlanması, işi takip edilmesi ve sonuçta herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarsa da bunun önlenmesi esasıdır. Diğer önemli bir şey, eğer bu kişilerde bir yönde çocuk yollarına veya erkeğe bağlı problemlerden ilaveten gelibelik olmuyorsa veya tedaviye rağmen, ilaçla yumurtlama tedavisine rağmen çocuk elde edilememişse tüp bebek tedavisinin gereksinimi ortaya çıkmaktadır.